Bizim girmiş olduğu şiddet sarmalı ve belirsizlikten bir an önce çıkılması gerektiğini ifade etmek isterim. En temel hakkın yaşam hakkı olduğunu hatırlatarak girmiş olduğumuz bu karanlık ve sisli ortamın bir an önce dağılmasını temenni ediyor. Hayatını kaybeden güvenlik güçlerini ve sivil vatandaşlarımızı saygıyla andığımızı belirtmek istiyorum. Değerli basın, belgeler gösteriyor. Doktor Kamil Furt'un cinayeti göz göre göre geldi. Doktor Kamil Furt'unu kaybetmemizin üzerinden neredeyse 4 ay geçti. Acılıyız, öfkeliyiz. 18 Eylül 2015 günü katilinin yargılanmasında ilk duruşma yapılacak. Doktor Kamil Furt'unun 29 Mayıs 2015'te Samsun'da görevi başında silahlı saldırıyı öldürülmesinin arka planında çok ciddi ihmallerin olduğu görülüyor. Hastanedeki sağlık çalışanlarının anlatımları ve elimizdeki belgeler, Kamil Furt'un cinayetinin geliyorum dediğini, hastane güvenliği sağlamakla yükümlü olan herkesin ciddi ihmalleri olduğunu gösteriyor. Söz konusu cinayetin faili İsmail Koyun sabıkası, hakkında çok sayıda savcılığa yansımış dosyası bulunan, yıllardır hastane içinde ve çevresinde dolaşıp rahatsızlık veren, sağlık çalışanların da ve personelin de huzursuzluk ve endişeye yol açtığı bilinen bir kişi. Hastanedeki sağlık çalışanları hakkında pek çok şikayet olduğunu, tutanaklar tutulduğunu belirtiyorlar. Çarpıcı iki belge her şeyi anlatıyor. Birincisi, 06.11.2013 tarihli nöbet defteri. Buna göre İsmail Koyun o gün akşam 8 sıralarında nöbetçi santral memurunu yumrukluyor. Nöbetçi santral memurunun bu olayda burnu kırılıyor ama İsmail isimli şahsın bütün saldırganlığına rağmen korunmasının, cezalandırılmamasının yarattığı kaygının da etkisiyle şikayetçi olmadığı anlaşılıyor.